Canlılığını sürdürdüğü sürece dış dünyayı hiçbir zaman görmemiş, zifiri karanlıklar içinde trilyonlarca hücrenizin yaşama tutunmasını sağlamak için ortalama 2 milyar saniye ömrü boyunca her an, dinlenmeden, asla ara vermeden bedeninize talimatlar yağdıran, başınızın içindeki en olağanüstü şey, beyniniz söz konusu olduğunda onun mucizelerine inanmalısınız. Her şeyden önce vücudunuzun tüm kontrolü onun elinde. Beyniniz ne derse o olur. Uyumanız için bir komut oluşturup gönderdiğinde, siz onu gerçekleştirene kadar ısrarla üzerinize gelir. Yapmazsanız ya da ertelerseniz bedelini ödemek zorunda kalırsınız. Örneğin hasta olduğunuzda, vücudunuza musallat olan patojenlerle ölümüne mücadelede vücut ısınızı sadece 2 derece yükseltmek için fazladan enerjiye ihtiyaç duyar. Bu sebeple, sen otur ve enerjini harcama, onu ben kullanacağım diyerek bedeninizdeki enerjinin %20'sini daha çekmeye başlar ve siz halsizlikten ötürü gözleriniz yarı açık, yarı kapalı halde kendinizi yatakta bulursunuz. Ya da kafanıza sert bir darbe aldığınızda, bu kadarı artık fazla, sen hiçbir şey yapma, ben sistemi kapatıyorum. Şu andan itibaren enerjimizi sadece hayati fonksiyonlarımızı devam ettirmek için harcayacağım der ve yapacak hiçbir şeyiniz yoktur. Oracık da size olduğunuz yere bayıltır. Yani yaşamak istiyorsanız, patronun kim olduğunu bilmek ve işbirliği yaparak beyninize uymak zorundasınızdır. Zihninizin bir yerlerinde sandıklar içerisine attığınız anılarınızın yeniden oluşturulması veya yeni anılarınızın törenle o sandıklara gönderilmesi, yaşamınızda yeni bir şeyler öğrenmeniz ve öğrendiklerinizin unutulmamasının sağlanması, korkuyu, açlığı, susuzluğu, uykuyu hissetmeniz, tehlike anında hissettikleriniz ve yaptıklarınız, görmeniz, işitmeniz, teninizin hissetmesi, tüm bunlar beyninizdeki limbik sistem adı verilen gizemli düzenle sağlanır. Daha önce duymuş olduğunuzu düşündüğüm, en azından kulak aşinalığınızın olduğu hipotalamus, talamus, hipokampüs ve amigdala bu sistemin bileşenleridir. Bu sistem arızalanmadığı sürece hayatınızda her şey yolunda gider. Aksi takdirde Alzheimer, yeme bozuklukları, depresyon, amnezi, demans, öfke ve şiddet sorunları gibi ciddi sağlık problemleriyle baş başa kalabilirsiniz. 3 gramlık yer fıstığı büyüklüğündeki pek de etkileyici görünmeyen hipotalamusunuzda oluşacak bir hasar sonrasında artık aç ya da tok olduğunuzu anlayamayacağınız için ya aşırı yemeye başlar obez olursunuz ya da tok olduğunuzu düşünüp hiç yemez anoreksiyaya yakalanarak 30 kilolara düşersiniz. Kan şekerinizin yükseldiğini ya da düştüğünü de bilemeyeceğiniz için ardı arkası gelmeyen baygınlıklar yaşamaya başlarsınız. Benzer şekilde vücudunuzdaki tuzun az ya da çok olacağına karar verilemediği için baş ağrısı, titreme nöbetleri ve şiddetli uyku hali yaşamınızın bir parçası haline gelir. Amigdalası çıkartılmış bir canlı ile karşılaşmamak için dua edin. Kelimenin tam anlamıyla yürek yemiş olurlar ve korkusuz olmalarının yanında başkalarındaki korkuyu bile algılayamazlar. Korku fonksiyonları kapatıldığı için ölüm dahil, gerçek ya da ruhani hikayeler ve olaylar onların gözünü korkutamaz. 40 ayak görmekten korkan birisi, amigdalası alındıktan ya da hasar gördükten sonra onu kendi üzerinde bile gezdirmeye başlar. Fakat amigdalanız, uykuya daldığınızda daha çok canlanma ve aktifleşme eğilimindedir. Kabuslarınız, karabasanlarınız, kanter içinde nefes nefese uyanışlarınız, içini zihninize döken amigdalanızın eseridir. Şimdi kafanızı bir kaldırıp şöyle bir bakın çevrenize. Gördüğünüz her şey ama her şey, beyninizin yorumlamasından ibarettir. Sadece bir saniyelik etrafınıza bakışınızla şu anda beyninize 100 milyar sinyal gönderdiniz. Fakat bu hikayenin sadece ufak bir kısmı. Milyarlarca sinyali tek saniyeye sığdırmanız bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu bilginin sadece %10'u optik sinirden, yani görme sinirinden geliyor. Beyninizin diğer bölümleri, kendisine ulaşan bu sinyalleri çözümlemek, mesela tanıdık bir yüz mü, üzerinize doğru koşan canlı nedir, uzaktaki belli belirsiz silüet ne yapıyor gibi görselleri anlamlandırmak zorundadır. Bir başka deyişle, görme mekanizmasındaki esas mesele, görsel sinyallerin alınması değil, onlara anlam verilmesidir. İşte bakmak ile görmek arasındaki fark tam da burada ortaya çıkıyor. İnternette sürekli karşımıza çıkan,
Sadece yüksek IQ'ya sahip insanlar güvercinler arasındaki kediyi 10 saniyede görebiliyor tarzı manasız bulmacaların çözümünü 10 saniyede göremiyorsanız, sorun IQ'nuzda değil, kesinlikle gördüğünüz kediye ya da bulmanızı istenilen şeye baktığınız halde beyninizin anlam verememesinden kaynaklanıyor. İşte resim. Güvercinlerin arasındaki kediyi bulmanız için 15 saniyeniz var. Süre başladı. Süreniz doldu. İşte kedi burada. Bazılarınız buldu, bazılarınız ise kedinin olduğu yere baktığı halde onu göremedi. Kedinin olduğu yere birkaç kez baktığınız halde sonra bir kez daha baktığınızda ortaya çıkışı beyninizin artık ona anlam yüklemesinden kaynaklanıyor. Bir diğer faktör de beyninizin bütünlüğü bozmamak, hatta eksiklik varsa tamamlamak için o eksik parçayı yoktan var etmesi gibi garip bir huyu da var. Bu sebeple kediyi gördüğünüz halde güvercin sürüsü bütünlüğünü bozmamak için kediyi de güvercine çeviriyor ve kedi birkaç kez ortadan yok oluyor. Fakat az önce anlattığım gibi görsellere vereceğiniz anlam ancak limbik sistemin işleyişi kadar doğru olabilir. Örneğin saldırma içgüdüsüyle üzerinize doğru koşmakta olan aslandan kaçmayıp gözlerinizi kısarak gelsin diye bekliyorsanız, sorunlu bir amigdalanız olduğu için o görseli anlamlandırmanız pek fazla bir şey ifade etmeyecektir. Görsele anlam yükleme kadar zamanlama da hayati derecede önemlidir. Üzerinize gelen aslanı milisaniyeler içinde değil de 10 saniyede yorumlayan bir beyin işinize yaramayacaktır. Fakat beyninizle gözleriniz arasındaki bilgi iletim hızı o kadar hızlı ve anlıktır ki, her görsel girdiği için bilginin optik sinir boyunca yol alıp işlenmesi ve yorumlanmak üzere beyne ulaşması 200 milisaniye, yani saniyenin 5'te 1'i gibi çok küçük ama algılanabilir bir süre içinde olur. Hızlı tepki gerektiren durumlarda, örneğin birdenbire az ilerinizde beliren yüksek hızlı bir araba için yeterli bir süre. Fakat aslında yeterli bir süre değil. Öyle zannederiz ama hiç de öyle değildir. Şimdi burayı lütfen dikkatle dinleyip takip edin. Bu kısacık gecikme, yani nesneyi gör ve hemen beyne ilet arasında geçen 200 milisaniyelik süreyi beyniniz ortadan kaldırmak ister ve gecikme süresini sıfıra indirmek için inanılmaz bir şey yapar. Yaşamadığınız ve görmediğiniz geleceği sanki az sonra bu olacak, bunu göreceksin diye simüle edip 200 milisaniye sonrasının koşullarını kesintisiz bir şekilde tahmin eder ve henüz yaşamadığınız ama kendisinin yarattığı geleceği şimdi olarak size gösterir. Aslında şu an diye gördüğünüz her şey beyniniz tarafından siz daha görmeden de yaşamadan önce yaratılıyor. Ve bunu yapan da yine sizsiniz. Milisaniyeler sonrasında ise optik sinirinizden gelen gerçek görüntü yorumlanıyor. Genellikle %100'e yakın bir kesinlikle her iki gerçeklik birbiriyle uyuşuyor. Bunun anlamı, dünyayı hiçbir zaman şu an olduğu haliyle değil, saniyenin 5'te 1'i sonrasında olacağı haliyle gördüğümüzdür. Yani bütün ömrümüzü gerçekte henüz var olmayan bir dünyada yaşayarak geçiriyoruz ve bundan kurtuluşumuz yok. Bu konunun derinliklerine inen bazı kişiler beynin bu özelliğini duru görü öngörü olarak ifade ediyorlar. Eğer beyin milisaniyeler öncesinde bunu yapabiliyorsa, saniyeler sonrası, dakikalar, saatler, aylar veya yıllar sonrasını neden tahmin edemesin de bize göstermesin iddiasındalar. Tabi bunun bilimsellikle uzaktan yakından alakası yok. Sadece bilmeniz için paylaştım sizinle. Son olarak bir de ilginç bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Şu şekilde gözleriniz kapalı bir şekilde aynanın karşısında yaklaşık 1,5 metre geride durun. Yani görüntünüzle sizin aranızda ortalama 3 metrelik bir mesafe olsun. Sizden yansıyan ışınların aynada görüntü oluşturup tekrar gözlerinize gelmesi arasında geçen süre ortalama 10 nanosaniye. Gözlerinizi açtığınızda beyninizin görüntüyü önceden tahmin etme süresi ve size göstermesi de yaklaşık 200 milisaniye. Yani aynaya baktığınızda aynı anda hem geçmişinizi hem de beyninizin oluşturduğu geleceği görmektesiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.